kurtarıcı inanışı dini değil aslında insani bir kültürel bir olgudur. Her dinde, her kültürde vardır. Şimdi benim dikkatimi bir şey çekti tarihsel süreçte. Yahudiliğe baktım, Hristiyanlığa baktım, bu kurtarıcı Budizm'de ve diğer İran kültüründeki üretilenlere baktım. Yani kültürlerde, medeniyetlerde kurtarıcı inanışı olgusunun tezahür ettiği ortamlar birinci derecede siyasi, dini, ekonomik ve toplumsal kriz dönemlerinde olmuş. Yani Mehdilik ve Mesihlik kurtarıcı teolojisi kriz dönemlerinin teolojisidir. Peki bunlar ne için beklendi? Niçin bu tür kurtarıcılar beklendi arkadaşlar? Bütün kurtarıcılarla üç önemli özellik tespit ettim ben. Bir, liderliğe namzet bir kişilik, yani kendilerini kurtarabilecek, kendilerine önderlik yapıp, siyasi liderlik yapıp, içinde bulundukları buhrandan kurtaracak lider arayışı. İkincisi, zulüm ve adaletsizliğin yaşandığı bir dönemde kendilerinden olsa dahi yönetici, adalet dağıtan birisini bulmaya çalışıyor. Mutlaka adalet dağıtacak biri olması gerekiyor. Adilliğiyle, adaletiyle, namzet adaletiyle öne çıkan biri olacak. Üç, içinde bulundukları ya töreleri, ya gelenekleri, ya da dini inanışlarını bozulmaktan kurtarıp tekrar onu ihya edecek. Bugünkü manada ne diyoruz? Yenileyecek. Yani bozulan inancı bertaraf edip, hurafetlerden, bilmem bozulmalardan kurtarıp tekrar dini fabrika ayarlarına döndürecek. Veya içinde bulundukları dünya görüşünü. Bu bir kültür olabilir, medeniyet olabilir vesaire.